Tamam. Değerli dostlarım, hepinize Yeni Gün TV'den saygılar, selamlar, sevgiler. Yeni Gün TV'ye de bu bilgileri sizlere ulaştırdığı için teşekkürler. Bu hafta size ineklerde taban ülseri konusunu anlatmaya gayret edeceğim. İneklerde taban ülseri, yani bizim tıbbi olarak pododermatitis circumscripta dediğimiz olay, önemli bir hastalık. Bazı yazarlar buna Rusterholz sendromu adı da veriyor. Rusterholz. Çoğunlukla ineklerin arka ayaklarının dış kısımlarında oluşan bir ve basış bozuklukları sebebiyle oluşan bir hastalık. Efendim, ineklerin ne kadar ağır cüsseli olduğunu biliyorsunuz. 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo mesela simentaller öyle, 700 kilo canlı ağırlıkta bir inek 4 bacağının üstünde yaşıyor. Ve bu bacaklarda oluşan basış bozuklukları, özellikle dışa doğru basmak zorunda kalmaları taban ülserlerine sebep oluyor. Tabanda yanlış bir aşınma. Şimdi arka ayaklarının dış tarafında oluştuğunu düşünürsek bu tamamen bir basış bozukluğuyla ilgili, ama bu durumun arkasında da bir takım sorunlar olabilir. Mesela basış bozukluklarından dolayı basışı arka tarafın dış kısmına doğru yapıyordur inek. O bölgedeki tırnak dokusu tabii ki baskı altında kalıyor, sıkışma sebebiyle o bölgedeki tırnak dokusundaki hücreler ölüyor ve her türlü çevresel etkiye maruz kalıyor. Sıkışma hücreleri sebebiyle ondan sonra hassas hale gelen dokular pis ve ıslak yerlerde, beton zeminlerde, yanlış yapılmış zeminlerde, konforsuz barınaklarda ineklerin uzun süre ayakta kalma durumlarında, taş, kum ve çakıl batması durumlarında delinmeye ve zedelenmeye sebep oluyor. Uzun süre tırnak bakımı, yani ayak tımarı yapılmamış ise tırnakların aşırı uzaması da arka ve dışa doğru basmaya yol açabiliyor. Taban ülseri dijital dermatitisle ve beyaz çizgi hastalığıyla da ilintili olabiliyor. Yani birbiriyle de alakalı olabiliyor. Laminitis ve özellikle de kronik laminitis yakından ilgilidir bu konuda. Yani bunlar da hazırlayıcı sebep. Taban ülseri çeşitli komplikasyonlarla karşımıza çıkar. Örneğin kanamalı ve apseli ülserler. Kanamalı, apseli ülserler. İç kısımlara doğru delinmiş ülserler, yani o kadar fazla ki artık içeriye doğru delinmiş gidiyor. Hatta bölgedeki tendona ya da tendon kılıfına bulaşan yangılar söz konusu olabilir ki bunu biz tendona ulaşınca yangı tendinitis diyoruz. Tendon kılıfına ulaşınca yangı, buna da tendovajinitis diyoruz. Yani ayak ülseri, taban ülseri aynı zamanda tendinitis ve tendovajinitis ile de kombine olabilecek duruma gelebiliyor. Taban ülseri ilk başta bir enfeksiyöz bir sorun değil. Orası işte aşınmış. Fakat ileri durumda enfeksiyöz hale geliyor. Çünkü aşınmış bölgeye mikroorganizmalar da giriyor ve konuyu enfeksiyöz bir duruma getiriyor. İleri vakalarda ne oluyor? Zayıflama, ağrı, irin ve sütte azalma ve hatta döl veriminde düşüklüğe kadar gidiyor birbiriyle bağlantılı olarak.
Demek ki zayıflama, ağrı, irinli akıntı, sütte azalma, döl verimi düşüklüğü de komplikasyon olarak ortaya çıkabiliyor. Taban ülseri komplikasyonları birbiriyle birleşince bazen sürüden çıkarma sebebi de olabiliyor. Sürüden mecburi çıkarma, yani kasaplık olma durumu da karşımıza gelebiliyor. Zaten üç önemli sürüden çıkarma sebeplerinden biri de topallıktır. Biliyorsunuz, biri döl tutmama, kısır kalma, biri memelerin körelmesi, biri de bu işte kasaplık olmaya sebep oluyor. Taban ülseri kronik laminitis ile kombine olabildiği için daha çok ileri yaşlı ineklerde görülüyor. Demek ki laminitisle o kadar ilgisi var ki inekler yaşlandıkça daha da büyük sorun haline geliyor. Yaşlı ineklerde görülme ihtimali daha yüksek. Taban ülserlerinin hazırlayıcı sebeplerine bir bakalım. Bir tanesi işkembe asidozu. İşkembe asidozu her zaman tırnakla ilgili en büyük hazırlayıcı sebeptir. Genel olarak tırnağın dayanıklılığı azalıyor ve bunun dışında başka konuları da devrede görüyoruz. Örneğin sıcak stresi. Bu da hazırlayıcı sebep. Doğum sonrası meydana gelen enerji eksikliği, iz mineral ve mineral eksiklikleri, sülfürlü yani kükürtlü amino asit eksiklikleri hazırlayıcı sebepler arasında sayılıyor. İşkembe asidozundan ve sıcak stresinden sonra kana karışan endotoksinler, ki başka konularda bunlardan sık sık söz ettik, lipopolisakkaritler, tırnak dokusuna da giderek metalloproteinaz enzimini aktive ediyorlar. MMP dediğimiz, kısaca metalloproteinaz enzimini aktive ediyorlar. Ve bu metalloproteinaz enzimi dokuları tel tel ayırıyor. Ve tel tel ayrılan dokular, birbirinden ayrışan dokular kan akışını bozdukları için o bölgeye oksijen, yani kan ulaşamıyor, oksijen de ulaşamıyor ve kansız, dolayısıyla oksijensiz kalan tırnak dokusu ölüyor. Kansız ve oksijensiz kalan tırnak dokusu ölüyor. Tırnak dokusu artık her türlü çevresel etkiden derhal zarar görmeye başlıyor. Tırnak dokusu dayanıklılığını yitirdiğinde mekanik yaralanmalardan çabucak etkileniyor. Kum, çakıl, taş gibi birçok zararlı oraya rahatlıkla girebiliyor. Yani hassas hale geliyor o bölge. Basınç bozukluğuna sebep olabilecek genetik hatalar da söz konusu olabilir. Çevresel etkiler daha öndedir yalnız. Bunu yani her genetiğe bağlamayalım. Çevresel etkiler daha önemlidir. Ama genetik hatalarla ilgili de biz doğru boğa spermaları seçmeye gayret edelim. Yani ayak basışını doğru yapan boğa spermalarının seçilmesine gayret edelim. Tabii bunu suni tohumlamada yapabiliriz. Tabii döllemede yapamayız böyle bir seçimi. Tabii döllemede yapamayız ama suni döllemede yapabiliriz. Bunların puanları var. Ayak basışıyla ilgili falan, hepsinin puanları var. Ancak bunun önemi belli bir yere kadar. Esas önemli olan basınç bozukluğuna sebep olan diğer faktörler. Tırnak dayanıklılığını kaybettiren, tırnak dayanıklılığını yitirmesine sebep olan diğer faktörler. Deminden beri saydıklarım. Asidoz, sıcak stresi, iz mineral eksikliği, mineral eksikliği, yemleme hataları vesaire. Çok dikkatli olunması gereken konulardan biri de yine çevresel faktörler. Yine kalabalık damlar, kalabalık ahırlar. Beton zeminli ve beton zemininin de yanlış yapılıyor olması. Beton zeminin de yanlış yapılıyor olması. Hatta yanlış çiziliyor olması. Böyle baklava gibi çizmeler falan, onlar doğru değil. Düz olacak çizgiler.
Yatmayan inekler çoksa, yine inekler daha çok ayakta kalmak durumunda iseler, bu da bir sorun. Hatalı yapılmış yani barınaklar, öyle diyelim. Kalabalık ve hatalı yapılmış barınaklar. Çok dikkat edilmesi gereken bir sorun. Deminden beri söylediğim konularda önlememiz lazım. Neydi? Sıcak stresi, asidoz, kuru dönem ve geçiş döneminde yapılan hatalar, bunları önleyeceğiz. Önlemezsek tırnak sorunları artar. Kuru dönemin son günlerinde ve doğumu takip eden günlerde yemlere biyotin, metiyonin, sistin, sistein katılması büyük fayda eder. Biyotin bir B12, B7 vitamindir. B7 vitamindir biyotin. Diğerleri metiyonin, sistin, sisteinde kükürtlü amino asitlerdir. Bunların çok büyük önemi var. Ayrıca iz minerallerden çinko, bakır, selenyum, manganez, kobalt gibi iz minerallerde tırnak dayanıklılığını arttırmak için özellikle tavsiye edilir. Ama sadece tırnak dayanıklılığı değil, bunlar zaten çok önemli olması gerekenler. Olması gereken iz mineraller. Tekrar ediyorum, çinko, bakır, selenyum, manganez, kobalt. Bu iz minerallerin yeme katılıyor olması lazım. Özellikle ve özellikle kuru dönemde. Özellikle kuru dönemde. Hindistan'da yapılmış bir çalışmada Amandip, Singh ve arkadaşları diye çalışmayı yapan, tırnak dayanıklılığı için yemlere çinko ve biyotin katılmış olan ineklerin yemlerine çinko ve biyotin katılmış olan ineklerin doğumdan sonra süt miktarının artmasında, süt yağ oranının yükselmesinde, somat hücre sayısının düştüğünde büyük fayda gözlenmiş. Çinko ve biyotin katmak sadece tırnaklar için değil bakın. İneklerin süt miktarı artmış, süt yağı oranı yükselmiş, sütte somat hücre sayısı düşmüş. Yani meme iltihaplarında da faydasını görmüşler. Çinko ve biyotin katmanın. Bu katkılar tırnak dayanıklılığını sağlamakla birlikte başka yararlar da sağlamış. Burada bu çalışmada da görüldüğü gibi. Geçiş döneminde ineklere yapılan her türlü yardım, her türlü yardım ve her türlü onlara verilen destek yararlıdır. Tırnak bakımını, trimming diyorlar, tırnak bakımının periyodik olarak yapılması tırnak ülserlerinin oluşmaması için uygun bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Yani yılda iki kere aslında tırnak bakımı, pedikür, manikür, pedikür, öyle diyelim, yapmak lazım. Böylece hatalı basış önlendiği gibi bu esnada tırnak üzerindeki zedelenmeler de erkenden saptanmış olur. Manikür pedikür yaparken derininde bir küçücük yara var, küçücük bir delinme var, küçücük bir taş parçası girmiş. Bu da hemen erkenden fark edilir ve temizlenir. Hatalı tırnak düzeltmeleri ise tamamen zararlıdır. Yani bu işi ehil insanlar yapsın. Hatalı tırnak düzeltmeleri uygulamaları zararlıdır. Doğru uygulamaların yılda iki kez yapılması en önemli konudur ve büyük ölçüde koruyucu hekimliktir. Doğru olarak tırnakların temizlenmesi, trimming, tırnak tımarı. Efendim tedavi, tabii yani olmaması için elimizden geleni yapacağız. Koruyucu hekimlik bizim için çok önemli. Tedavide de erken başlamak çok önemli. Erken başlarsak bir kere masraf azalacaktır. Daha çabuk iyileşme olacaktır. Başarı şansı yükselecektir. Komplike olmuş vakalar iyileşme süresini uzatacaktır. Hatta belki de iyileşmeyecektir. Deminden beri söylüyoruz işte. Diyelim ki tendolara gitti. Tendo vajinitis oldu, tendinitis oldu veyahut ülserler iyice deldi tırnağa veya kanamalı ülser haline geldi. Bu durumlar İşi uzatır, tedavi geciktirir ya da imkansız hale getirir. Özellikle tırnağa batmış, dokuların içine gömülmüş yabancı cisim varsa derhal uzaklaştırılmalıdır. Bunun için de lokal müdahale ve tırnak tımarı yapılması şarttır. Ayrıca dokuların oksijen alması, böylece anaerobik bakterilerin faaliyetlerinin durdurulması tırnağın temizlenmesi ile mümkün olacaktır.
anaerobik bakteri, yani oksijeni sevmeyen bakteriler var. Bunu zaman zaman birçok konuda anlatıyoruz. Oksijeni sevmeyen bakteriler böyle anaerobik ortamları, oksijen olmayan ortamları sevdikleri için orada hızla ürüyorlar. Tırnak tımarı yapar ve üstündeki tabakayı kaldırırsak ve oksijenin içerilere ulaşmasını sağlarsak o anaerobik bakteriler, yani oksijeni sevmeyen bakteriler yaşayamaz. Tedavide kas içi antibiyotik ve yangı gidericiler kullanılır. Yangı gidericileri başka konularda anlattım. Non-steroid, anti-inflamatuar dediğimiz. Yani kortizon olmayan yangı gidericiler. Bunlar, adı öyle bunun. Kortizon olmayan yangı gidericiler. Bunları kullanalım. Fakat sadece antibiyotik ve yangı giderici ile sonuç alınamayan vakalar çoktur. Sebep? Lokal uygulamalar yapmak lazım. Örneğin belki o bölgeye bir sargı, o bölgeye doğrudan yaranın üzerine konulması gereken bir ilaç veyahut sağlam tırnağa konulan bir takoz ki hasta tırnak ayakta kalsın. Sağnak tırnağa böyle bir takoz koyarlar. Hasta tırnak yukarıda kalır. Ne olur o zaman? Dinlenir ve tedavi olur. Yere değmez. Oraya bir takoz koyarlar. Bu önemli bir lokal müdahale. Bu şeyleri, non-steroid anti-inflamatuarları da 3 uygulama kadar yapalım. 3 uygulama kadar. Daha fazla değil. 3 uygulama kadar yapalım. Mesela meloksikam etken maddeli ilaçlar, ketoprofen, folinoksim, meglumin gibi etken maddeli ilaçlar yararlı olur. Daha önce başka programlarda söylediğim gibi 48 saat arayla 3 uygulama. Daha fazla değil. Çünkü bunlar şirdende, yani gerçek midede ülserlere yol açabiliyor. Abomazumda. Abomazumda ülsere yol açıyor. İleri vakalarda mutlaka bir pansuman, bölgesel bir pansuman, mutlaka bir takoz koymak gerekebilir. Tabii bu da bir veteriner hekimin yapabileceği bir uygulamadır. Sadece kas işi tedaviyle vakit kaybetmeyin. Sadece kas işiyle uğraşmayın. Kas işi ile yaparken de bir ayak tımarına başvurun. Yani veteriner hekimine başvurun. Zaman kaybı hastalığın ilerlemesine yol açıyor. Şimdi gelelim son olarak size deminden beri bahsettiğim bir konuya. Laminitis. Laminitis aslında bu atlarda da olur. İneklerde de olur. Arpalama, yani bir çeşit kesif yemin fazla, kaba yemin az olmasıyla ilgili bir sorun bu. Kesif yemin fazlalığı, işte arpalama diyorlar, yani arpanın fazlalığı aslında asidoza sebep olabilir. Asidoz da ayaklara bol miktarda lipopolisakkarit gönderir. Lipopolisakkaritler, yine daha önceki başka programlarda çok söyledim, mikropların saldıkları endotoksinlerdir. Bunlar ayakları lif tırnakları bozarlar. Ve o tırnak dokusu birbirinden ayrılınca oksijen gitmez, demin söyledim. Dolayısıyla da o bölge yangılanır. Büyük bir sorun. Sığırlarda bunu hesap etmişler. Bu Amerikalılar böyle her şeyi dolar olarak hesap ederler ve bir kenara not alırlar. Bir ineğin yıllık böyle bir sorunla karşılaşması $122 kayba sebep oluyormuş. $122 kayba sebep oluyormuş. Diğer başka sorunlar da peş peşe gelebilir. Yani laminitisin arkasından deminden beri sözünü ettiğim taban ülseri, efendim beyaz çizgi hastalığı, tırnak ülseri, ayakta apse ve çifte taban oluşması. Çifte tabanda daha çok iz mineral eksikliklerinden ve tırnak bakımının yapılmamasından oluşuyor. Laminitis ileri safhalarda mikroplarla azdırır. Laminitisi mikroplar azdırır ve o zaman da panarisyum denen ayak çürüğü ortaya çıkar. İlk başta bir mikrop yok. Ondan sonra geldi. Mikroplar da işin içine girdiyse
demin de saydım Fusobacterium necroforum var mesela. Ne oluyor? Tırnak içine giriyor. Fusobacterium necroforum. Çok tehlikeli bir mikroorganizma. Laminitis'e sebep olan bir numaralı konu yine işkembe asidozu, ama onun dışında diğerleri de var. Barınak zemini, hayvan konforu, bunlar çok önemli. Barınak zeminini ve hayvan konforunu önemseyelim. İneklerin ayakta durmamalarını sağlayalım. İnekler yatan hayvanlardır. Ayakta durmayı sevmezler. Ama lüzumsuz yere yatamıyorlarsa, yatacak yeri beğenmiyorlarsa, yatacak yer konusunda sıkıntı çekiyorlarsa ve ayakta duruyorlarsa bu bizim için sorundur. Yani başımıza bunlar gelir. Vitamin ve mineral, iz mineral eksiklikleri yine burada da sorun. Genetik yapı yine burada da sorun. Genetik yapı. Onun için suni tohumlamayı tercih edelim ve suni tohumlamayı tercih ederken ayak bacak puanlarını, ayak basış puanlarını kontrol edelim. Tabii başka sebepler de söz konusu olabilir. Mesela yaşlılık, doğum ve doğum sayısı. Doğum ve doğum sayısı arttıkça doğumla ilgili problemlere de çare bulamamışsak topallık da artar. Doğumdan sonra görülen hastalıklardan biri. Ve laminitis şekillenmemesi için de, ayak tırnak sorunları olmaması için de en önemli konu asidozun engellenmesi. Asidozun engellenmesi. Yine demin saydığım konuya da tekrar değinelim. Kükürt, çinko, bakır ve demin söyledim biyotin. Bunların da yemlere katılması. H vitamini, B7 vitamini ya da biyotin denen vitamin ayak hastalıklarını engelleme konusunda çok büyük fayda gösterir. Vitamin H, biyotin ya da vitamin B7. Bu konudaki eksiklikler sorundur. Sorundur. Barınak tabanı çok düzgün, adeta pırıl pırıl düzgün bir şekilde yapılmalı, engebesiz, ama 9 santimde bir çizgi çizilmelidir. O kadar düzgün olacak ki, 9 santimde bir kaymak gibi düzgün olacak, ama 9 santimde bir de çizgi çizeceğiz. Ve mutlaka, tekrar ediyorum, demin söylediğimin aynısı laminitiste de geçerli, yılda 2 kere tırnak tımarı, tırnak bakımı yapılması lazım. Yani aslında anlattıklarımızın tümü benim sürekli üzerinde durduğum sür yönetimi konularıdır. Sür yönetimi konularına dikkat edeceğiz. Yemlere demin söylediğim iz mineral, mineral, amino asitler falan katılsa da mutlaka yazın daha fazla olmak üzere sodyum bikarbonat, yemek sodası katalım. Yani yazın daha fazla, mesela kışın 100 gram katıyorsak hayvan başına, yazın 200 gram katalım. Yazın daha fazla ihtiyaçtır. Çünkü sıcak stresiyle karşı karşıya yapılması, kalınması durumunda yazın 200 grama çıkaralım, iki katına çıkaralım. Ve erken davranalım, erken davranalım. Tedaviyi ilk safhalarda gerçekleştirelim. Çünkü ileri vakalarda tedavi şansı azalıyor. Evet, bugün bir bahane ile hem taban ülserini hem de laminitisi sizlere anlatmış oldum. Ve tabii ki en önemli konudan, asidozdan söz ettim. Asidozu önlemek için akla gelen her şeyi yapalım. Doğru yemleme, yani doğru rasyon ve doğru yemleme yöntemlerini öğrenelim. Bu konuda da size yardımlarım olur sorarsanız. Ancak ayak hastalıkları ineklerin sürüden çıkması için bizim önümüzdeki 3 ana sebepten biridir. Mutlaka önlenmesi gerekir. Tedaviye iş bırakmayalım. Tedavi her zaman başarılı olmuyor değerli dostlarım. Evet, bugünkü programımda size bunları anlatmış ve hatırlatmış oldum. Hepinize bereketli günler diliyorum değerli dostlarım.